Ali basın mensupları. Sabaha karşı 5.19'da kendisi şoförüne telefon ederek uyarıyor. Önce bir özel hastaneye, arkasından da buraya geliyor. Hemen kendisine müdahale ediliyor. Hastanedeki tüm görevli hekimlere gerçekten de yürekten teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir çaba harcanıyor ve o çabanın sonucunda da Deniz Bey sağlıklı bir yapıya kavuşmuş oluyor. Kendisiyle az önce görüştüm. Bilinci yerinde. Sohbet etti, kendisi de konuşuyor. Ama önümüzdeki sürecin kritik olduğu söyleniyor. Önümüzdeki süreç içinde umarız hiçbir engelle karşılaşmadan kısa süre içinde sağlığına kavuşur ve tekrar görevinin başına dönmüş olur. Bütün hekim arkadaşlara gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. Hastanenin personeline yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hiçbir vatandaşı merak etmesin. Deniz Bey sağlıklı, konuşuyor. Sol ayağında ve sol tarafta kolunda bazı tıbbi açıdan sorun olduğu söylenmekle birlikte hekimler uyardığı zaman sol ayağını oynatıyor, sol elini oynatıyor. Dolayısıyla o da zaman içinde aşılmış olacak. Ben hepinize tekrar teşekkür ederim. Bu arada Sayın Başbakan sabah erken saatlerde aradı. Hem bilgi aldı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Baykal'ın ailesiyle de görüştük. Onlar da büyük bir heyecanla sonucu bekliyorlar. Sağlık açısından sorunun büyük ölçüde aşılmış olması onları da mutlu ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da Deniz Bey'in ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş kendilerine. Ben buradan bütün vatandaşlarıma gösterdikleri ilgi duyarlılık için yürekten teşekkür ediyorum. Deniz Bey bu ülkenin yetiştirdiği ender siyasetçilerden birisidir. Dolayısıyla onun bir an önce sağlığına kavuşması bir duayendir. Hem Türk siyaseti için hem dünya siyaseti için bilinen, olayları sağlıklı sorgulayan, çözümleyen bir kişi. Umarım kısa süre içinde sağlığına kavuşur. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Teşekkür ederiz.